Dersimiz matematik video kanalından hepinize iyi günler dileriz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde yansıma hareketi konusunu test etmişle birlikte inceleyeceğiz. Ancak öncesinde sizlere yansıma ile ilgili bir bilgi verelim arkadaşlar kısaca. Yansıma hareketi dediğimiz olay ayna meselesi. Bir A noktası tercih ettiğimizde aldığımızda elimize. Buradaki A noktamız arkadaşlar olabildiğince ayna gibi düşünerek hareket ettirmeye çalışacağız. Mesela Y'ye göre yansıması dediğinde dolayısıyla şurada A noktasının yeni yerini belirlemiş olacağız. Ve sadece fark ettiysek Y kısmı zaten aynı hizada olduğu için değişmeyecektir. Y kısmı değişmemiş. 3'ten eksi 3'e geçmiş. X kısmı ise arkadaşlar artı 4'ten eksi 4'e hareket edecektir. Evet. Yine aynı şekilde arkadaşlar X'e göre yansımasını aldığımızda ise X aynasını düşünüyoruz arkadaşlar burada. X aynasında 4 hizasında olacaktır ve dolayısıyla 4'teki X kısmı değişmeyecektir. Ancak Y'de artı 3'teyken eksi 3'e doğru bir hareket gerçekleşecektir. Yeni bölgesi 4. bölge olan şurada gerçekleşecektir. Ve en son arkadaşlar orijine göre bir yansımadan söz edersek eğer orijine göre yansıma yaptığımızda yine A noktasını aldığımızda A noktası orijine göre geldiğinde tekrar devam ettiğinde de bu defa arkadaşlar her ikisi de artılı bölgeden eksili bölgeye mesela burada geçiyor. Yani biz buna şu şekilde cevap verebiliriz. X'in ve Y'nin işaretleri tamamen değişecek diyebiliriz. Evet, X'in de işaretlerini de değiştiriyoruz. Bu sayede olabilecek yansıma sorularına cevap vermeye çalışacağız. Bakalım her birini cevaplayabilecek miyiz? Birinci sorumuza başlayalım arkadaşlar. Koordinat düzleminde S noktası verilmiş 5'e eksi 7 noktalarının Y eksenine göre yansıması olan nokta hangisidir diyor. Y'ye göre yansımasını istiyorsa arkadaşlar X'in işaretini değiştirmemiz gerekiyordu hatırlıyorsak. X'i eksi 5 yapacağız ve eksi 7 aynen kalacak aslında. Evet, eksi 7'ler aynen kalmış. X'i de eksi 5 yapmışız. Cevabımız Adana. İkinci soruya geçebiliriz. Koordinat düzleminde E noktası verilmiş bu defa arkadaşlar. Eksi 6'ya bir noktasının X eksenine göre yansıması isteniyor. X'e göre istiyorsak burası sabit kalıyor. Eksi 6. Hemen şıklarımızdan eksi 6'nın sabit kaldığına baktık. Y'nin işaretini değiştiriyoruz arkadaşlar. 1'miş. Eksi 1 yapıyoruz. O da B şıkkında var. 2'yi de hallettik. 3. Köşe noktaların koordinatları verilmiş olan bir dörtgenin X eksenine göre yansıması alındığında oluşan görüntünün köşe noktalarından biri hangisi olamaz demiş. X'e göre yansıma alınıyorsa arkadaşlar X'ler sabit kalacaktır. Dolayısıyla biz burada eksi 2'ye artı 5 olacaktır buradaki yeni nokta. Eksi 2'ye artı 5. Dolayısıyla A şıkkı gitti. Yine eksi 1'e artı 2 olacaktır. Eksi 1'e artı 2. B'deki cevabımız da varmış. Eksi 2'ye artı 1 olacak. Eksi 2'ye artı 1 cevaplarımız da şu an yok arkadaşlar. Aslında doğru cevabımızın şu olduğunu düşünmeye başladım. Evet, eksi 5'e artı 1 olacak. Eksi 5'e artı 1 de burada var. Aynen dediğimiz gibi cevabımız C şıkkı oldu. Evet, aşağıdakilerden hangisinde verilen şeklin Y eksenine göre yansıması yanlış verilmiştir diyor. Y'ye göre olduğuna göre ayna görüntüsünü düşünüyoruz arkadaşlar. Doğru olması gerekir. Yine Y'ye göre verilmiş. Doğru olması gerekir. Y'ye göre verilmiş. Arkadaşlar farkındaysak arasındaki mesafeler eşit. Arasındaki mesafeler eşit. Ve yine aynı şekilde düşündüğümüzde arasındaki mesafeler eşit. Ancak burada arkadaşlar şu kadar bir mesafe varken çok az bir aşağıdan yapıyorum arkadaşlar. Mesafenin biraz daha farklı olduğunu belirtmek için şu kalın çizgiyi kullandım. Evet, ikisinin arasındaki mesafeyi anladığımız kadarıyla eşit değildir. Zaten iki tane S olmaz arkadaşlar. Ters olması gerekirdi en azından. Evet, o yüzden yanlış olmuş D şıkkımız. Beşinci soruya geçelim. Köşeleri A, B, C olan bir üçgenin Y eksenine göre yansıması alındığında, Y'ye göre yansıması alınıyorsa bunların her biri aynı kalacaktır arkadaşlar. Köşe noktaları aşağıdakilerden hangisi gibi olur demiş. Şimdi A'nın işareti değişecek. Eksi A artı B. Doğru. Eksi A değil. Eksi A artı B değil. Eksi A artı B yerleri değişmiş arkadaşlar farkındaysak. O yüzden tek bir şıkkımız kaldı. O da A şıkkı işaretledim. Şimdi eksi C, D olacak.
Eksi e, f olacak. Bunların her biri doğru olmuş. Altıncı soru, koordinat sisteminde x eksenine göre yansıması, x'e göre yansıması almış. X sabit kalmış. Eksi 6'ya. Normalde eksi 2 imiş. Artı 2 olmuş. Olan noktanın koordinatları hangisidir? Eksi 6'ya eksi 2 A şıkkında var arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde verilen şeklin x eksenine göre yansıması yanlış verilmiştir demiş. X eksenine göre yanlışı arıyoruz arkadaşlar. X'e göre, x'e göre, x'e göre ve x'e göre işlemler yapılmış. Zaten daire şeklinde verilmiş bir şekil var. Dolayısıyla yansıması da aynısı olacaktır. A'lar birbirine bakıyor. Kısaken şöyle hemen noktalar arasındaki uzaklıklara da baktığımızda eşit gibi duruyor. O yüzden eşit olduğunu varsayıyorum buradan. Şimdi bunu atlayalım arkadaşlar. Şuraya bakalım. Mesela D şıkkında yine aynı şekilde kontrol ettiğimizde noktalar arasındaki mesafelerin x eksenine olan uzaklığını gördüğümüz gibi arkadaşlar ne kadar çiziyorsak şöyle taramış olalım. Aynısını da burada taramış oluyoruz. Burada ancak şöyle bir nokta çizdiğimizde şu kadar bir mesafe var. Aynı noktanın arkadaşlar bu kadar var. Ya da şuradaki noktanın hemen kısa bir uzunluğu varken buradaki noktanın aynı nokta aslında arkadaşlar burada. Çok daha uzun bir uzunluğu olmuş oluyor x eksenine uzaklığı. O yüzden C şıkkımız yanlış olan şıkkımız. 8. soruya geldik arkadaşlar. B köşesinin koordinatları 2'ye 3 olan ABC üçgeninin x eksenine göre yansıması olan üçgenin B üssü noktasının koordinatları hangisidir? X'e göre yansıması olduğuna göre arkadaşlar x sabit kalacaktı. Y'nin işaretini değiştirecektik. 2'ye eksi 3 olacaktır bu da. 2'ye eksi 3 noktamız C'de varmış ve işaretledik. Evet, 9. soruya geldik. Yukarıdaki koordinat düzleminde verilen ABC üçgeninin y eksenine göre yansıması altındaki görüntüsü A üssü B üssü C üssü, C üssü üçgenidir demiş. Y eksenine göre yansıması alındığında dolayısıyla şu bölgede olacaktır arkadaşlar. Evet, buna göre ABC üssü üçgeninin koordinatları toplamı, apsisleri toplamının çarpımı nedir diyor soruyor arkadaşlar. Koordinatları ile apsislerini toplayacağız ve çarpacağız arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki noktaları bir belirleyelim. Mesela eksi 1'e 1. Burada 1'e 1 olacaktır. Yine aynı şekilde arkadaşlar eksi 3'e 3 olan noktamız da 3'e 3 olacaktır. Y'ye göre yansımasını aldığımızda. Eksi 4'e 1'miş arkadaşlar. Bunu da yine aynı şekilde yansımasını aldığımızda 4'e 1 olacaktır. X'lerin işaretlerini değiştirmiş oluyoruz. Şimdi apsisleri topladığımızda, yani x eksenlerini topladığımızda 8 eder arkadaşlar. Y eksenlerini, yani ordinatlarını topladığımızda da 5 edecektir. 5 ve 8'in çarpımını soruyor. Toplamının çarpımı 40 olur arkadaşlar. Bu da D şıkkında var. Bundan işaretleyebiliriz. 10. soruya geldik arkadaşlar. Bir kare verilmiş yanılmıyorsam. ABCD karesi y eksenine göre yansıması altındaki görüntüsü yine bir kare olacaktır dolayısıyla. Bu karenin köşelerinin koordinatlarının apsisleri toplamını soruyor bu defa. Yine apsisleri soruyor arkadaşlar. Dolayısıyla apsisleri sadece apsisleri aldığımızda olacaktır arkadaşlar. 4'ten 2 tane olacak. Ve artı 4 olmuş olacak. 2'den de 2 tane olacak arkadaşlar. 2, 2 daha 4. 4 daha 8. 8, 4 daha 12 olacaktır. Ve bunların her biri artı olduğu için cevabımız Denizli olacaktır. Evet. 11. soruya geldik arkadaşlar. Can isminin harflerini karton ile yazılmıştır. Harfleri. İsmini analitik düzlemin 3. bölgesine koyup x eksenine göre yansımasını alır. Buna göre oluşan şekil aşağıdakilerden hangisidir? Önce 3. bölgeye koyacak arkadaşlar. Sonra yansımasını alacak can. Şimdi 3. bölge şurası arkadaşlar. Buraya can yazdığımızı düşünürsek görüntüsü aynısı olmayacaktır dolayısıyla. Yine can yazdığımızı düşünürsek arkadaşlar görüntüsü ve x eksenine göre alıyorsak arkadaşlar üstte olacaktır. Bu da olmayacaktır. Yine 3. bölge burasıydı arkadaşlar. Direkt görüntü burada olmayacaktır. Ancak can
yazdığımızda arkadaşlar farkındaysak aynen birbirinin aynadaki görüntüsünü vermiş D şıkkı. Evet, 12. soruya geçebiliriz. Köşe noktalarının koordinatları verilen ABC üçgeninin Y eksenine göre yansımasının görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Y'ye göre yansımasını istiyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle Y'ye göre istediği için zaten oluşacak üçgen şu bölgede olacaktır. Önce onu bir kontrol edelim şıklardan. Evet arkadaşlar. Dolayısıyla B olamaz. C de olamaz. A ve D kaldı arkadaşlar. Yalnız burada da yine şimdi B noktasına bakarsak arkadaşlar en azından B noktası bir birim uzaklıkta. Yani oluşacak B noktası da yine bir birim uzaklıkta olacaktır. Burada bir birim uzaklıktayken, bu sağlıyorken bu ifadeyi, D şıkkında orijine yerleşmiş arkadaşlar. O yüzden o da olmayacaktır. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Ve burada testimiz sona erdi arkadaşlar. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım kanalımızın abonesi olmayı unutmazsanız ve beğen butonuna tıklamayı da hatırlarsınız arkadaşlar. Derslerinizde, sınavlarınızda ve hayatınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.